İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, 5 Mayıs 1920'de şöyle bir beyanatta bulundu. Türk hükümetine verilecek en faydalı nasihat, sulh şartlarının kararlaştırıldığı şu anda, şifa hapını bir an önce yutmak, kendilerine imparatorluktan geri kalan yerlerde nizam ve intizamı temine koyulmak ve bu vazifenin ifasında Britanya'nın destek ve rehberliğini beklemektir. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış anlaşmasının koşullarını belirlemek için toplanan Sanremo Konferansı, 26 Nisan 1920'de sona ermiş, İtilaf Devletleri temsilcileri hazırladıkları barış anlaşması şartlarını teslim alıp imzalamaları için Osmanlı Devleti temsilcilerini Paris'e davet etmişti. Lord Curzon'un Türklere bir an önce yutmalarını tavsiye ettiği şifa hapı, Sanremo Konferansı'nda belirlenen ve tarihe Sevr Anlaşması olarak geçecek olan idam fermanının hükümleriydi. Acaba Türkler, Osmanlı Devleti'nin parçalanarak Anadolu'nun küçük bir toprak parçasına hapsedildiği, vatan topraklarının işgalciler arasında pay edildiği bu anlaşmaya imza atıp şifa hapını yutacak mıydı? Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti, tebliğ edilecek barış şartlarını almak üzere 1 Mayıs 1920'de İstanbul'dan hareket etti. Bu arada Sadrazam Damat Ferit Paşa, koşulları ağır olacağı tahmin edilen barış anlaşması ile ilgili bir açıklama yapmış ve İngilizlerin anlaşma şartlarında bir revizyon yapmaları halinde Osmanlı hükümetinin anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirmişti. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış anlaşmasının şartları 11 Mayıs 1920'de Paris'te Fransa Başbakanı Alexander Millerand tarafından Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyetine tebliğ edildi. İtilaf Devletleri temsilcilerinin de hazır bulunduğu törende Millerand kısa bir konuşma yaptı. Türklerin 1. Dünya Savaşı'na ittifak devletlerinin safında girmesinin savaşı uzattığını, bunun da İtilaf Devletleri için çok ağır sonuçları olduğunu söyledi. Anlaşma metninin bir sureti Tevfik Paşa'ya verildi ve cevabın yazılı olarak en geç bir ay içerisinde verilmesi istendi. Anlaşma metnini alan Tevfik Paşa titrek bir sesle zamanında cevap verileceğini söyledi. Üç kıtada asırlarca hüküm sürmüş koca bir imparatorluğun sonunu ilan eden toplantı sadece 5 dakika sürmüştü. Bu tarihi görüntüler işte o toplantı sonrasına ait. Sevr Anlaşması'nı alan Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti Fransız Dışişleri binasından çıkıyor. Basın mensuplarının görüntü almaları için bir süre kapıda bekliyorlar. Tevfik Paşa yorgun görünüyor. Sonra ağır adımlarla merdivenlerden iniyor. Bindiği araba hareket ederken ne kadar sıkıntılı olduğu yüzünden okunuyor. Sanremo Konferansı'nda malum olduğu üzere Osmanlı Devleti'ne dikte ettirilecek, dayatılacak barış anlaşmasının esasları kararlaştırılıyor. Ve bilahare de çok geçmeden Paris'e davet edilen Osmanlı heyetine 11 Mayıs 1920'de ki heyet başkanı Ahmet Tevfik Paşa, eski Londra Büyükelçisi ve Sadrazam barış taslağı bu Ahmet Tevfik Paşa'ya teslim ediliyor. Tevfik Paşa bu taslağı aldığı zaman ilk tepkisi bu barış taslağı Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını sona erdirmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı kabul edilemez hükmünü veriyor. Sevr Anlaşması maddelerini gördükten sonra Osmanlı hükümetine, daha doğrusu İstanbul hükümetine bir telgraf çekiyor. Kesinlikle hiçbir devletin kabul edebileceği tarzda bir anlaşma değil şeklinde. Aslında bu bir uyarı. Yani bu aslında devlet erkanının da imzalayacağı, yani İstanbul hükümetinde imzalayacağı anlaşmaya bakış açısını ortaya koyuyor. O kadar ağır, o kadar hazmedilemez ve
Çok genel bir tabirle ölüm fermanı deriz Sevr Anlaşması için. Aslında bu gerçekten Osmanlı Devleti'nin tamamen sonun başlangıcında olduğunu göstermesi açısından önemli ve İstanbul hükümeti yetkilileri de bunun farkında. Yani hiçbir şekilde ilk aşamada Mondros Mütarekesi'nde olduğu gibi Sevr'i olumlamaya ya da Sevr'i biraz daha sempatik hale getirme gibi bir, aslında şansları yok. Çünkü Sevr bütün maddeleriyle açık ve tamamen artık Osmanlı Devleti'ni parçalamak üzere kurgulanmış. Osmanlı'yı toprak toprak herkes kendi istediği bölgesine almış olduğu aslında bir parça olarak gösteriyor. Ve sadece iç bölgede bir alan nezaketen İstanbul hükümetine bırakılıyor. Tevfik Paşa'nın verdiği bilgiler üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Robeck'e giderek barış şartlarının ağırlığından yakındı. Bu anlaşmayı imzalarsa müşkül durumda kalacaklarını söyledi. İngiliz Yüksek Komiseri ise anlaşma maddelerini kastederek sert olacağını ateşkesten beri hatırlatıyoruz dedi. 27 Mayıs'ta bu sefer Padişah 6. Mehmet Vahdettin ağır barış şartlarının hafifletilmesi için İngiltere Kralı 5. George'a bir mektup yazdı ve yardım istedi. Vahdettin mektubunda anlaşmanın bağımsız devlet anlayışıyla uyuşmayan maddelerinin hafifletilmesini, Türkçe konuşan illerin paylaşılmaktan kurtarılması için İtilaf devletlerinin öteki üyeleriyle birlikte müdahalede bulunmasını kraldan rica etti. İngiltere Kralı 5. George'un cevabı 5 Haziran 1920'de geldi. Kral, kendisinden yardım isteyen Osmanlı padişahına, Türkiye'nin geleceğinin İtilaf yönetimlerinin elinde olduğunu, bu yönetimlerin adaletli bir barış anlaşması hazırlamak için uzun süre sabır ve gayret gösterdiklerini söylüyor ve şunu tavsiye ediyordu. İtilaf devletlerinin bütün taraflara adilce davranacaklarına güvenebilirsiniz. Ağır barış şartlarının maddeleri kısa bir süre sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ne kadar ulaştı. Maddeler mecliste okundu. Milletvekilleri anlaşmaya şiddetle karşı çıkıp milletin asla teslim olmayacağını ifade ettiler. Afyonkarahisar Mebusu Nebil Efendi, anlaşmayı hazırlayan İtilaf devletlerini kasıtla "Boşuna yorulmuşlar, Türkiye yok diyeydiler, daha iyi ederlerdi" dedi. İstanbul cephesi, revizyon yapıldığı takdirde anlaşmayı imzalamaya meyilli görünüyordu. Ankara cephesi ise İstanbul'un resmen işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihinden itibaren İstanbul hükümetlerinin altına imza atacağı anlaşma ve sözleşmelerin hükümsüz sayılacağını ilan etti. Bu arada İtilaf devletleri temsilcileri barış şartlarına cevap vermesi için Osmanlı hükümetine verdiği süreyi 15 gün daha uzattı. Osmanlı hükümetinin anlaşmayı imzalayıp imzalamayacağına dair en geç 26 Haziran 1920'ye kadar bir yanıt vermesi gerekiyordu. İstanbul hükümeti 10 Haziran 1920'de Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın barış heyetinin başında olmasını kararlaştırdı. Damat Ferit Paşa 12 Haziran'da İstanbul'dan Paris'e hareket etti. Ağır anlaşma koşullarında değişiklik yaptırabileceğini umuyordu. İtilaf devletleri ise İngiltere'nin Manş Denizi kıyısındaki Hayta kasabasında bir toplantı daha düzenlediler. Toplantıda anlaşmayı kabul etmeyeceğini ilan eden Mustafa Kemal'in ve Ankara cephesinin yola getirilmesi için Yunanlıların derhal ileri harekata geçirilmesi kabul edildi. Yunan kuvvetleri 22 Haziran 1920'de Bursa ve Uşak yönünden taarruza geçti. Kırkağaç ve Salihli işgal edildi. 30 Haziran'da Balıkesir düştü. Paris'e gelen Sadrazam Damat Ferit Paşa, 25 Haziran 1920'de Fransa Başbakanı Mitterrand'a bir mektup yazdı.
Yunan taarruzunun Anadolu'daki karışıklığı daha da arttırdığını, Yunanlıların geri çekilmesi gerektiğini ve Türkçe konuşulan yerlerde Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının tanınmasını istedi. Anlaşmanın Yunan ordusu tarafından zorla kabul ettirilmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi. İtilaf devletlerinin Osmanlı hükümetine verdiği süre tükeniyordu. 25 Haziran'da diğer hükümet temsilcileri Bayındırlık Bakanı Cemil Paşa ve İçişleri Bakanı Reşit Bey de İstanbul'dan Paris'e hareket etti. Türkiye, dört bir koldan sıkıştırılıp çember içine alınıyor, hem masa başı oyunlarıyla hem de Yunan taarruzuyla ağır koşullar içeren anlaşma zorla kabul ettirilmeye çalışılıyordu. Acaba Türkler bütün bu baskılara boyun eğip anlaşmayı imzalayacaklar mıydı? Yanıt 2 Temmuz 1920'de Ankara'dan geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti konuyla ilgili yayınladığı bildiride şöyle diyordu. Bir milletin kutsal ve temiz nesi varsa saldırdıktan sonra ateşkes hükümlerinden söz edilmesi adalet ve insanlıkla alay etmektir. 16 Mart'ta Türkiye'yi idam etme zamanının geldiğine karar verdiler. İngiliz emperyalizmi suni bir biçimde büyük Yunanistan İmparatorluğu meydana getirmeye çalışıyor. Bütün dünya milletimizin esir olmamak için gösterdiği milli harikalara hayrandır. Bizi kıyılarımızdan da sıkıştırabilir, iktisadi abluka uygulayabilirler. Yaşamak isteyen milletimizin isteği basit bir kelimedir. Bağımsızlık. Avrupa'nın yönetici ve sermayedarlarından ayrı olan soylu milletler de bizim hayatımızı bize çok görmüyorlar. Bütün milleti birleşmeye, ayaklanmaya davet ederiz. Ankara'nın direncini kırmak için İngilizler de harekete geçti. 6 Temmuz'da İzmit'i işgal ettiler. İngilizler tarafından bombalanan Mudanya, Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi. Anlaşmanın imzalanması için kendisine 10 gün daha süre tanınan Sadrazam Damat Ferit Paşa, anlaşma maddelerinin hafifletilmesi için İtilaf Devletleri temsilcilerine bir muhtıra verdi ve Paris'ten ayrıldı. Yunan kuvvetleri 8 Temmuz 1920'de Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'yı işgal etti. Bazı Yunan askerleri Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde zafer pozları verdi. Bursa'nın düşmesi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir üzüntü yarattı. 10 Temmuz'da meclis kürsüsüne siyah bir örtü çekildi. O örtü Bursa düşman işgalinden kurtuluncaya kadar kürsüde kalacaktı. Bursa'nın düşmesi üzerine ki aynı gün Türkiye yanıtını damat Ferit aracılığıyla müttefik devletlere sunacak. Bu yazılı yanıtta anlaşmanın çok ağır olduğunu, Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının yok edildiğini, dolayısıyla anlaşmanın gözden geçirilmesi talebinde bulunulduğunu söyleyecek. Bunun üzerine 11 Temmuz'da bu kez Belçika Spa'da İtilaf Devletleri bir konferans daha düzenleyecekler. Bu konferansta anlaşma metninin ya kabul ya reddedilmesi gerektiğini, eğer reddedilirse İstanbul'un da elinden alınacağını, dolayısıyla Türklere İstanbul'un da bırakılmayacağı tehdidini savuracaklar. İtilaf devletleri anlaşmayı imzalatabilmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıydı. 11 Temmuz 1920'de Türkiye'de Türk olmayan ırkların da devlet haline getirilmesi kararını aldılar. Ardından barış anlaşmasını imzalamadıkları takdirde İstanbul'un Türklerin elinden alınacağını duyurdular. Alınan bu kararlar Fransa Başbakanı Mitterrand tarafından İstanbul Hükümeti Temsilcisi İçişleri Bakanı Reşit Bey'e iletildi. Barış anlaşmasının imzalanması için verilen süre de 27 Temmuz'a kadar uzatıldı. Reşit Bey kendisine dayatılan anlaşma metnini imzalamadı. Hem bakanlık hem de delegelik görevinden istifa etti.
İtilaf devletleri hem meydanda hem de masada baskıyı iyice arttırmıştı. Sonunda Sadrazam Damat Ferit Paşa başkanlığındaki İstanbul hükümeti Sevr Anlaşması'nı imzalamaya karar verdi. Rıza Tevfik Bey ile Hadi Paşa'ya imza yetkisi verildi. Ekibe eski Bern elçisi Reşat Halis Bey de katılacaktı. Ancak hükümet toprak alıp vermenin Osmanlı Mebusan Meclisi'nin yetkisinde olduğunu, meclisin de şimdi toplanamayacağını belirtti. Bu, imzalanacak anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için meclis onayından geçmesi gerekir demekti. Hükümetin imza kararından sonra Padişah 6. Mehmet Vahdettin, 22 Temmuz 1920'de 2. Saltanat Şurası'nı topladı. Anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı burada da görüşüldü. Aslında bu millet meclisinin olmadığı bir ortamda ya da meclisi mebusanın o günkü deyimiyle olmadığı bir ortamda sorumluluğu tek başına yüklenmek istemeyen hükümetin ve padişahın bulduğu bir çözüm. Özel bir meclis toplanacak. Bu meclise ayağından, mebusandan, hükümetten ve ileri gelen bürokratlardan pek çok kişi katılacak. Saltanat Şurası'nda öncelikli olarak hükümetin görüşü sunulacak. Bu çerçevede anlaşma kabul edilirse ne olur, reddedilirse ne olur? Hükümet bunu tartışmaya açacak. Başlangıçta hükümet, Damat Ferit kendi görüşünü net olarak ortaya koymayacak. Ama eğer anlaşma kabul edilirse İstanbul'un Türklerde kalacağı, Anadolu'nun tümüyle parçalanmayacağı, ülkenin bir kısmını kurtarılabileceği inancı paylaşılacak. Eğer anlaşma reddedilirse belki savaşın genişleyeceği ve var olan toprakların tümüyle yitirileceği, belki de Türkiye'nin yitirileceği, Osmanlı Devleti'nin tümüyle ortadan kaldırılacağı iddiası paylaşılacak. Bu arada ayağından Hadi Paşa, reddetmek bir intihardır diyerek aslında hükümetin ön görüşünü de sunmuş olacak. Bunu Damat Ferit destekleyecek. Eğer reddedersek dünkü tebamız olan Yunanlılar gelip istila edecekler diye. Hükümet görüşünü açıklayınca, netleştirince Saltanat Şurası da daha rahat, katılanlar da daha rahat hareket ederek reddetmeyip kabul etmek yönünde bir tavır sergileyecekler. Her ne kadar Damat Ferit Paşa oylamanın yazılı bir şekilde yapılması konusunda görüş bildirse de Padişah Vahidettin'in önerisiyle ayağa kalkarak kabul ettikleri belirtilmek istenecek. Saltanat Şurası'na katılan herkes ayağa kalkacak, kabul ettiklerini belirtecek. Yalnızca bir kişi, Topçu Ferik Rıza Paşa, ayağa kalktığı halde müstenkif, yani çekimser kaldığını söyleyerek bu anlaşmayı onaylamadığını söyleyecek. İstanbul hükümeti Sevr Anlaşması'nı imzalamakla görevli delegelere İtilaf devletlerinin insaf ve adalet duygularına başvurarak anlaşmada bazı değişiklikler önermeleri talimatını verdi. Rıza Tevfik Bey ve Hadi Paşa anlaşmayı imzalamak üzere 23 Temmuz 1920'de İstanbul'dan Paris'e hareket etti. Bu arada Yunan kuvvetleri ilerlemeye devam ediyordu. 25 Temmuz 1920'de Doğu Trakya'nın da işgali tamamlandı. Yunanlılar Osmanlı Devleti'nin ikinci başkenti Edirne'yi de işgal etti. ...10 Ağustos 1920'de Fransa'da çekilen bu tarihi görüntüler Sevr Anlaşması'nın imza törenine ait. İtilaf devletleri temsilcileri masadaki yerlerini almış. Osmanlı Devleti adına Sevr Anlaşması'na ilk imzayı Rıza Tevfik atıyor. Sonra kalem hemen arkadaki Hadi Paşa'ya uzatılıyor ve anlaşmayı o da imzalıyor. Ardından Reşat Halis Bey'in imzası geliyor. Osmanlı heyetinden sonra İtilaf devletleri temsilcileri sahneye çıkıyor ve anlaşmayı imzalıyor.
önce Fransa Başbakanı Mitterrand, ardından Yunanistan Başbakanı Venizelos görüntüye giriyor. İmza töreninden sonra toplantıya katılan ülke temsilcileri dışarı çıkıyor. ...433 maddeden oluşan Sevr Anlaşması'yla Osmanlı Devleti adeta tarihten silinmek isteniyor, geriye kalan bir avuç toprağa hapsedilen bir milletin geleceği de ipotek ediliyordu. Şimdi Sevr'le Mondros, Paris ve Sanremo arasında çok bir fark yok. Öz itibariyle. Hatta gizli anlaşmaları da buna katmak lazım. Yani Türkiye kaç parçaya bölünecek? Türkiye'nin nereleri kimler tarafından yönetilecek? Türkiye üzerinde hangi devletler kurulacak? Ve Türkiye'nin gücü, yönetimi ne hale getirilecek? Bu daha açık gerçekleştirilmiştir. Sevr Anlaşması'nın maddeleri klasik anlamda bizim bir ölüm fermanı, bir yıkım anlaşması dediğimizin çok daha ötesinde. Nasıl ötesinde? Kapitülasyonlar arttırılarak devam etmesi koşulu var. Boğazların bütün müttefik devletlere ve bütün ticaret gemilerine açık olması koşulu var. Yani bu ne demek? Boğazlar artık Osmanlı denetiminde olmayacak demek. Sınırlar belirleniyor. Yeni sınırlar, cetvellerle belirlenen sınırlar söz konusu. Mesela bir Ermenistan devletinin kurulması, bir Kürdistan bölgesi verilmesi, Yunanistan'a bütün Batı Anadolu'nun verilmesi, Trakya'nın verilmesi, parça parça aslında bir paylaşım söz konusu. Osmanlı Devleti'nin olabildiğince küçültmek gibi bir durum var burada ve önemli olan bir başka nokta da şu. Müttefik devletlerin genel bakış açısı Osmanlı Devleti'ni artık Avrupa'dan tamamen kovmak ve yok etmek üzerine kurgulanmış. Ve Sevr Anlaşması'nda da aslında bunu görüyoruz. Aynı zamanda mali komisyon kurulması gibi bir karar söz konusu. Özellikle Osmanlı Devleti'nin borçlarıyla ilgili. Çünkü bu sürece kadar aslında baktığımız zaman zaten 1875'lerden itibaren sallantıda olan, kendini toparlayamayan bir Osmanlı ekonomisi söz konusu. Dolayısıyla tam anlamıyla bir yok oluş anlaşması. Yani Sevr Anlaşması'nı imzalamak demek ben artık var olmuyorum demenin tescillenmiş bir halidir. Sevr'in imzalanması bir büyük garabet olmuştur. Sevr maalesef imzalanmıştır. Yani Osmanlı delegeleri tarafından imzalanmıştır. İmzalanmasının gerisinde Yunan ileri harekatı vardır. Yani İngiltere Sevr'e Osmanlı'yı razı edebilmek için Yunan'ı koçbaşı gibi kullanmış ve saldırtmıştır. Yunan ileri harekatı devam ederken Sevr imzalanmak durumunda kalmıştır. Sevr'e göre işte Osmanlı Devleti bitirilmiştir. Müslüman Türk varlığına son verilmiştir. Yani Sevr tabii ki Yunanistan'ın özellikle Venizelos ve ekibinin amaçlarının ete kemiğe bürünmesi demek. Biliyorsunuz Sevr'e baktığımız zaman bizim Batı Anadolu'daki pek çok toprağımız, aynı zamanda Trakya bölgesi tamamen Yunan egemenliğine geçiyordu. İzmir'de sembolik olarak belki Osmanlı bayrağı dalgalanacaktı ama aslında tamamen o egemenlik Yunanistan tarafından kullanılacaktı. Yani bu Yunanistan'ın son derece sevindiği bir olay. Yunanistan'da Sevr Anlaşması çok enteresan bir şekilde bayramlarla, şölenlerle karşılanıyor. Gazete manşetleri çok etkileyici. Artık büyük Yunanistan hayalimiz gerçekleşti şeklinde önemli manşetler atılıyor. Ve Sevr Anlaşması'nın imzalandığı gün Venizelos Yunanistan hükümetine, daha doğrusu hükümette görevli diğer kurmaylarına verdiği önemli talimatlar var. Bunlardan bir tanesi de ordunun kutsanması, dualar okutulması ve acilen ve çok hızlı bir şekilde şenliklere başlanması yönünde. Yani Sevr Anlaşması Osmanlı Devleti'ni parçalarken o az önce bahsettiğimiz aslında pastanın kısımları yavaş yavaş herkesin damak tadına göre kim neyden hoşlanıyorsa ona dağıtılırken Yunanistan İzmir'e ek olarak bir de Batı ve Doğu Trakya'yı elde etmiş oluyor. Şimdi bütün mesele son aşağı yukarı 150-200 yıldır imparatorluğun temel
meselesi, daha doğrusu Batı'nın temel meselesi, Şark meselesini nasıl çözeceğiz? Şark meselesi dedikleri de Osmanlı İmparatorluğu meselesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği ne olacak? Zaten çökmekte, çözülmekte, dağılmakta olan bir imparatorluk var. İşte 18'den itibaren. Bu bağlamda aman da ayakta kalalım, aman da dağılmayalım, çözülmeyelim falan diye batılılaşma çabaları içine girmiş olan bir imparatorluk var. Şimdi bu tabii bu çözülme çabaları dışarıdan da net bir şekilde görülüyor. Ve Batı'nın temel hedefi biz bu Şark meselesini nasıl çözeceğiz? Yani imparatorluğu, dağılan imparatorluğu nasıl paylaşacağız? Kendi aramızda nasıl üleşeceğiz tabiri caizse? Şimdi bu uzun sürdü. 150-200 yıllık bir mesele. Uluslararası ilişkilerin de ana gündem maddesini oluşturdu. Uzun sürdü çünkü bu bölüşüm, paylaşım üzerinde bir konsensüs oluşamadı. 10 Ağustos'ta imzalanan Sevr Barış Anlaşması ile artık Şark meselesi sona erdi. Osmanlı diye bir problem kalmadı. İmparatorluk çöktü, dağıldı, darmadağın oldu. Tarihin sayfaları içinde yer aldı. Tamam dediler, Şark meselesi bitti. Nihayet. Paylaşım. Her taraf işgal altında. Fakat tabii hesaplanamayan başka bir şey oldu. Başka bir faktör oldu. 1919'da Anadolu'da Mustafa Kemal liderliğinde örgütlenen halk bu paylaşım planına, bu Şark meselesini çözümüne hayır dedi, dur dedi. Sevr Barış Anlaşması'nın imzalanmasını birkaç açıdan değerlendirmek mümkün. Hükümet açısından bir problem yok. Yani belki çok İçlerine sinmesi de imzalandı. Bu barış anlaşması imzalandı. Anadolu buna en sert tepkiyi gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr'i yok saydı. Kesinlikle kabul etmedi. Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara hükümeti şeyi düşünüyor. Savaşları başlatmak istiyor. Yani bu adamlar, emperyalist devletler, işgal ettikleri bölgelerden kendi istekleriyle çıkmayacaklar. Ki bunun en iyi göstergesi Sevr Barış Antlaşması. Dolayısıyla onları ne yapmamız gerekiyor? Onları ancak ve ancak silah kuvvetiyle bu topraklardan, işgal ettikleri topraklardan çıkartabiliriz. Bunu pek çok insan kullanıyor. Sevr ölü doğmuş bir belgedir diyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bologna konferansında Lloyd George Sevr için eski Türk İmparatorluğu'nun elini kolunu kestik diyor. Eli kolu bacakları olmayan bir beden, bir varlık yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Sevr'i eğer Anadolu'daki harekat, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının başını çektiği Türk Kurtuluş Savaşı başarısız olsaydı Sevr ölü doğmuş bir belge olmayacaktı. Basbayağı doğmuş, kanlı, canlı bir belge olacaktı. Onu ölü hale getiren yine Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türk halkının akıttığı kan, alnının teri ve harcadığı paradır. Onlar Sevr'i ölü yapmışlardır verdikleri canlarla, kanlarla. Lozan'da da İsmet Paşa Sevr'i yeniden diriltme ülküsünü ortadan kaldırmıştır. Ve böylece Sevr tarihe gömülmüştür. Ama unutmayalım, 12 bölüm 433 maddeden oluşan bir anlaşmadır Sevr. Ve içerdiği hükümler Türk ulusu tarafından çok iyi bilinmelidir. Bilinmelidir ki bugün çevremizde yaşadığımız kimi olaylar daha iyi anlaşılabilsin. Çünkü o gün yapılmak istenen, çizilmek istenen sınırlar bugün hala geçerliliğini koruyor. Kimi devletler, kimi gruplar, kimi toplumlar tarafından dillendiriliyor. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz şey tarihimizi bilmekten geçiyor. Eğer biz tarihimizi bilirsek, daha önce hangi sorunlarla yüz yüze kaldığımızı iyi anlayabilir isek, geleceği ona göre kurgulayabiliriz. Tarih bu yüzden var zaten. Eğer ders çıkarmazsak tekrar edebiliyor. Sevr Anlaşması'nın imza edildiği haberi İstanbul'a ulaşınca şehirde genel yas ilan edildi. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için önce meclisin
sonra da padişahın onayından geçmesi gerekiyordu. Ancak Osmanlı Mebusan Meclisi kapalıydı. Bu süreç işlemedi. Bir süre sonra Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti. Yeni hükümeti kuran Tevfik Paşa ise İtilaf devletlerinin bütün baskılarına rağmen anlaşmanın yürürlüğe girmesi için izlenmesi gereken yasal sürece ayak diredi. Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi hükümeti Sevr Anlaşması'nı tanımadı. Kazım Karabekir Paşa'nın önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Saltanat Şurası'na katılarak Sevr Anlaşması'nın imzalanması yönünde oy veren ve anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti. Millet pek yakında son ve bütün gücüyle bir araya gelecek, Lord Curzon'un Türklere tavsiye ettiği şifa hapınıysa önce Yunanlılara, sonra da onları Anadolu'ya gönderenlere yutturacaktı.